Bu hafta biraz zor gibi ama birlikte tekrar bakalım benim programa. Belki bir yere sıkıştırırız. Tamam efendim. Darıldın mı cicim bana? Hiç bakmıyorsun bu yana. Darıldıysan barışalım. Kumru gibi koklaşalım. Esmerim güzelim. Tut dilim, ben yanıyorum. Aman Allah, çok seviyorum. Esmerim güzelim. Tut dilim, ben yanıyorum. Aman Allah, çok seviyorum. Yani avukatların söylediği de aşağı yukarı böyle şeyler işte. Elde var sıfır. Ama çok saçma. Yani böyle elimiz kolumuz bağlı mı oturacağız? Vallahi Sude, bilmiyorum ama benim denize yakın olmanın bir yolunu bulmam lazım. Nasıl yani Zeynep'ciğim? Onu sık sık ziyaret edebilirim. Ama ona da Hakan izin vermeyecektir kesin. Bir dakika. Sen denize gidemiyorsan Deniz'i İstanbul'a getirelim. Suya şu anda şaka kaldıracak durumda değilim, inan. Ben çok ciddiyim. Bak, şu anda arkadaşın olarak değil, Türkiye'nin en saygın eğitim vakfının genel sekreteri olarak konuşuyorum. Yani sekreter hanım? Yani vakfın bünyesinde biliyorsun bir sürü okul var. Ve bunlardan bir tanesi de kocaman. Bir dakika, sen şimdi bu Bozburun'la oynadığımız bu burs işini devam ettirelim diyorsun yani. İnsanın zeki arkadaşların olması ne güzel. Tamam, peki. Ama nasıl yapacağız bunu? Her zamanki gibi. Bizim kolejden birkaç yetkili gidecek okula ve Deniz'e burs verdiğimizi söyleyecek. Sonra ailesiyle falan konuşulacak. Yani klasik süreç işte. Hakan anlar kesin. Şekerim, bu operasyonu ben yönetirsem değil Hakan, sen bile hiçbir şey anlamazsın. Ya kabul edeceğine malum Sude. Deniz'e çok düşkün, gözlerimle gördüm. Ya iyi de herkesin bir zayıf olduğu bir nokta vardır canım. Yani en azından denemekten bir zarar gelmez diyorsun. Aynen öyle söylüyorum. Ve şu anda operasyonu başlatıyorum. Başlat bakalım. Tayfun Bey. Ha, merhabalar Sude, ben nasılsınız? Tayfun Bey, sizi bu seneki burs kontenjanımız için arıyorum ben. Tayfun Bey, size çok zeki bir öğrenci tavsiyem olacak. Evet. Sizin vakfın kontenjan durumları ne?